koalisyon hükümetlerinde en çok sıkıntılar kriz dönemlerinde yaşanıyordur. Yani bu karar alma, karar verme veya uygulamalar. Halkın Partisi tek başına hükümet olsaydı ve siz başbakan olmuş olsaydınız, bugünkü krizi bu şekliyle mi yönetirdiniz sağlık ve ekonomik alanında? Hayır. Yani tabii ki daha farklı olurdu. Yani yalan söyleyebilecek durumum yok. Çünkü size göre ideal olanı bir koalisyon hükümeti içerisinde yapamazsınız. Bir koalisyon hükümeti içerisinde mümkün olanı, üzerinde uzlaşabildiğinizi yaparsınız sadece. Size göre ideal olanı yapamazsınız. Dolayısıyla sağlık alanında da belki daha farklı hareketlerimiz olurdu. Ekonomi alanında da zaten zaman zaman bunu hissediyorsunuz. Yani mesela kamuda eşit maaş ve benzeri konuda ben daha farklı bir görüş ortaya koydum. Sayın Başbakan daha farklı bir görüş ortaya koydu. Bence bu da son derece doğaldır. Ama üzerinde uzlaştığımız şey nedir? Hepimizin belli bazı konulardan tasarruf etmemiz ve elimizi taşın altına koymamız gerektiği konusunda uzlaştık. O nedenle gerek siyasi partilerden, gerek belediyelerden, gerek kamuda çalışanların maaşından önemli ölçüde kesintiler yapıldı biliyorsunuz. Ha mesela ben tek başına hükümette olmuş olsaydım belki bu kesintiler daha da fazla olacaktı. Örneğin siyasi parti katkı payını hiç almayabilirdim. Ama nihayetinde bir orta noktada buluşmak, uzlaşmak zorundasınız. Bunu ortağım Ulusal Birlik Partisi'ne eleştirmek için söylemiyorum. Ama her koalisyon için geçerlidir bu. Sizin için ideal olanı ve sizin için en doğru olanı değil, üzerinde uzlaşabildiğinizi karara bağlar ve uygulayabilirsiniz koalisyonlarda. Bu da hayatın bir parçası. Ama kriz dönemlerinde bu daha mı zor olur sorusunun cevabından emin değilim. Çünkü kriz dönemlerinde siyaset yapmayı, önemli ölçüde bir kenara bırakmayı başarabilirseniz, yani şimdi bunu yaparsam acaba bana insanlar tepki gösterir mi de yakında başka bir seçim olduğunda o zaman ben puan kaybeder miyim, puan kazanır mıyım diye şeyleri düşünmeyi bir kenara bırakabildiyseniz, ki ben bunu yapabildiğime inanırım, o zaman kriz döneminde karar almak daha zor olmaz. Evet. Daha kolay bile olabilir. Siyaseti bir kenara bırakmamız gereken bir dönemdeyiz. Siyaseti bir kenara koymamız ve tamamen bu krizi doğru yönetmeye odaklanmamız gerekiyor. Geçen süre zarfında başarılı mıydı değil miydi meselesini ben söyleyemem, cevaplayamam. Çünkü adil olmaz, objektif olmaz. Ama en azından bu krizin kontrollü bir biçimde hükümet tarafından götürülebildiğini vicdan sahibi herkes bence söyleyebilir, takdir edebilir. Evet, yani bir ortaklıktan çok aslında prensip hükümeti şeklinde hareket edildiğini gözlemliyoruz. Yani prensipte her şeyi anlaşabildiğiniz oranda yürütmeye çalışıyorsunuz. Siz belki bırakmışsınızdır o siyasi anlamdaki hırsları bir kenara ama hükümet ortağınızda bunu samimiyetle söylemenizi istiyorum. Görebiliyor musunuz? Alo? Evet Sayın Özersay, hükümet ortağınızda siyaseti bir kenara bıraktığını samimiyetle söyleyebilir misiniz bize? Bunu gözlemleyebiliyor musunuz? Bu soruya cevap verirsem yine siyaset yapmış olurum. Ben siyaseti bir kenara bıraktığım için bu soruya da cevap vermeyeceğim. Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Kolay gelsin.